Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu canlı yayına katıldığı TGRT Haber'de yaptığı açıklamasında referandum geride kaldı. Artık enerjimizi ekonomiye verip Türkiye'yi şaha kaldırmalıyız dedi. Sözlerine Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olanlara rahmet dileyerek başlayan Konukoğlu, yaşanan olay nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Konukoğlu, referandum değerlendirmesinde bu bir seçim değil, referandum idi. Referandum tartışmalarını geride bırakıp milletçe tüm enerjimizi ekonomik kalkınmaya, yatırımlara verip Türkiye'yi şaha kaldırmalıyız dedi. Helikopter düşüşü bayağı herkesi üzdü, bizleri de üzdü. Yaralılara şifa diliyoruz. Bu gibi olaylar tabii ki Türkiye'nin her kesimini üzüyor. Analar ağlıyor, insanlar üzülüyor. Seçime gelince bu bir referandumdu, herhangi bir seçim değildi. Bu Türkiye'nin seçimiydi. Türkiye kararını verdi, 51 ile okey dedi. İnşallah bundan sonra şöyle bir beklentiler var. Herkes işine gücüne dönecek. Geriyi unutacağız, işimize bakacağız. Biz enerjimizi dedikodularla değil, iş üreterek, ihracat yaparak ve her gün işi büyüterek devam edeceğiz. Bütün sanayici arkadaşlara buradan çağırıyorum. Geçmişi unutalım, el birliğiyle Türkiye'ye hadi deyip şaha kaldıralım. Gaziantep bu konuda zaten reyden belli, evet ne kadar çıktığı da belli. Gaziantep sanayisi bugün Türkiye'nin ihracatta 6. sıralarda yer alıyor. Bazen Ankara 5, bazen biz 5 olarak devam ediyoruz. Yani Gaziantep'teki sanayici işine gücüne bakıyor. Yani bu referandumda şu çıkar bu çıkar diye hiç düşünmedi. Herkes devam ediyor. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işçilerin alınması konusunda çağrı yaptığında herhalde tahmin ediyorum Gaziantep yine en önde geldi. Herkes ve el birliğiyle bütün kadrolar arttı yani. Biz Gaziantep sanayicisi olarak işimizi büyütmeye bakacağız, referandumu unutacağız, halkın sesine kulak verip işimize devam edeceğiz. Şimdi bir kere Türkiye'de koalisyonlar devri kapandı. Geçmişte koalisyonlardan dolayı Türk sanayisi önünü göremiyordu. Ama şu gösteriyor ki artık her 5 yılı rahatlıkla plan yapabilme imkanı var. Bundan önce çok sık hükümetler değiştiğinden planları yapamıyordunuz. Bir bakanın yanına gittiğiniz zaman efendim biz he diyoruz ama filan partinin bakanı he demiyor diye hep böyle sallanıyordu ve sanayi her gün Türkiye'de geriye gitmeye başlamıştı. Bakın Kore nerelere geldi? Biz hala mücadele yapıyoruz. Ama bunun altından kalkacağız Türkiye olarak. Yani ben buna inanıyorum. Gaziantep sanayisi bütün gücüyle çalışmaya çalışıyor. İnşallah bunu daha büyüteceğiz. İyi kadrolarla, geniş personellerimizle Türkiye'nin açılmış önündeki 5 yıllık projelerle gideceğiz. Yani düşündüğümüz uzun vadede artık düşünme imkanı oldu. Ona kalbimizle inanıyoruz. Burada Türkiye'den başka Türkiye yok. Hepimiz el ele verip bütün kardeşliklerle birlikte Türkiye'yi kalkındırmaya çalışacağız. Ben bunu der, bunu söylerim hep. Dünyada Türkiye her zaman için Türkiye'den başka gidecek ülkemiz yok. Hep kardeşik hepimiz. Bu kardeşliği daha çok perçinleyerek bundan sonra da huzur içinde bir Türkiye bekliyoruz.